Sevgili izleyenlerimiz, herkese merhabalar. Üniversite TV ekranlarında bir sanatla programıyla sizlerle bir aradayız. Bugün stüdyolarında çok değerli bir sanatçımız var. Fotoğraf sanatçısı Lara Sayılgan bizlerle birlikte. Bakış açınızın farklı olması gerekiyor. Birisinin sizi tercih etmesi için tabii ki. Yani sizin çalıştığınız markaya, çünkü moda fotoğrafçılığı dergilerle beraber aslında markalarla eş zamanlı gidiyor. Yani siz bir çantanın fotoğrafını çekecekseniz bir modelle ya da bir işte elbisenin fotoğrafını çekecekseniz sizi diğerlerinden ayıran özel aslında firma belirliyor. Firma seçiyor. Kendi benim ürünümü bu fotoğrafçı güzel çıkartabilir mi? Ya da bana ne katabilir diye. İşte orada aslında çekimlerinizdeki fark yansıyor. Ama sonra tabii bu yeterli olmuyor. Yani işte kolay çalışılabilir bir kişi olmanız, pratik çözümler üretiyor olmanız. Bütün dünyada var ama bizde bir tık daha fazla olarak bütçeleri ne kadar dengeleyip neye göre kullanıyor olabilmeniz gibi matematikler de var. Yani biz dergilere çalışırken çok daha özgürüz ama firmalarla çalıştığımız zaman bir yönetmen gibi düşünün. Yani nasıl bir sette yönetmen reklam filmi olsun, sinema filmi olsun, onun yöneten kişidir o. Bizde de fotoğrafçı her bir şeyle durumda. Ilgilenir. Her şeyle ilgileniyor yani. Bütün ekibin kurulması, hatta çoğu zaman prodüksiyon ayağında bile birebir kendi ekibi yapmasa da onun yönlendirilmesiyle ilgili olarak. Dolayısıyla bunların, yani o bakış açınızla beraber bunları da çözebiliyor olmanız lazım. Sevgili izleyenlerimiz, herkese merhabalar. Üniversite TV ekranlarında bir sanatla programıyla sizlerle bir aradayız. Bugün stüdyolarımda çok değerli bir sanatçımız var. Fotoğraf sanatçısı Lara Sayılgan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Lara Hanım yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun, nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Bugün aslında fotoğraflarınızdan konuşacağız, mesleğinizi anlatacaksınız bize ama evet. Öncelikle biz Lara Sayılgan'ı tanımak istiyoruz. Lara Sayılgan kimdir? Ben fotoğraf sanatçısıyım diyebiliyorum artık. Çünkü eş zamanlı olarak moda ve portre fotoğrafçının dışında sanatsal işlere de imza atmaya başladım küçük küçük. Ben aslında fotoğrafçı olarak değil de tamamen kameranın önüne doğru, yani sahne tarafına doğru hazırlanarak başladım kariyerime. Opera eğitimi alarak. Fakat 180 derece rotayı değiştirdim. Ve dedim ki ben yapamayacağım bunu. Çok güçlü bir sesim olmasına rağmen ve Mimar Sinan'ın çok iyi bir dereceyle kazanmama rağmen okulu bıraktım maalesef. Ve İngiltere'ye gittim medya okumaya. İngiltere'deki üniversiteler aslında 3 sene fakat bir senede hazırlık döneminiz oluyor. Orada konunuzla ilgili başka dersler de alıyorsunuz ve bence bu inanılmaz faydalı. Mesela ben bunun faydasını gördüm. İşte şu anki bu stüdyodaki bir sürü aracı gereci o zamanki teknolojiye göre kullanmayı öğreniyorsunuz, grafik öğreniyorsunuz, fotoğraf öğreniyorsunuz. Ben zaten karanlık odaya girdiğim anda, o zaman hiç unutmuyorum, Melinda diye bir hocamız vardı. Zaten aşık oldum yani o karanlık oda, işte çektiklerinizi tab etmeye, o fotoğrafın böyle birdenbire banyoda çıkması yavaş yavaş filan. Hatta medya ağırlıklı düşünüyordum. Hoca dedi ki sen işte o zaman mix video fotoğraf diye bölümler vardı. Hani böyle bir şeye girme, direkt fotoğraf okumalısın. Ve ben o zamanki adıyla London College of Printing, şimdi London College of Communication oldu. Çünkü printing, yani baskı dediğimiz kısım maalesef kalmadı. Evet. Orada moda ve portre fotoğrafçılığı okudum. Okurken de hem orada staj yaptım hem burada son sene fabrikada Tamer Yılmaz'a ve Ayten Alpin Yılmaz'a asistanlık yaptım, staj yaptım. Sonrasında kariyerim çok hızlı bir şekilde devam etti. Bugüne kadar hiç durmadı. Harika, çok güzel, keyifli bir hikaye var yalnız orada. Ve şey de çok güzel, yani tam istediğiniz noktayı bulup ve orada da harika ilerlemiş olmanız müthiş bir motivasyon. Yani işte bizim ülkemizde eğitim konusunda bence burada biraz sıkıntı var. Çünkü insanların kendini gerçekten 17-18 yaşında keşfetmesi bence çok zor. Yani bazı insanlar keşfedebilir. Ama işte benim sanatla ilgili bir şey yapacağım çok netti, belliydi ama hangi taraf olduğu belli değil. Çünkü ben küçükken de benim annem aynı zamanda tiyatro sanatçısı. Ben o zaman ufakken de Gürüz Suriye Engin Cezar Tiyatrosu'nda Edith Piaf'ın çocukluğunu oynadım. İşte Halit Çapı'nın hayatında onun kızını oynadığım böyle reklam filmlerinden yani küçük yıldızdım esasında o zaman. Ve bana hep şey diye bakılıyordu, sesim de var. Ya bu çocuk kesin sanatçı olacak, kesin işte kamera önünde olacak. Yani ya opera
müzikalci olacak ya bir şey ya oyuncu, böyle bir şey düşünmüyordu ve ben müzikal oyuncusu olmak istiyordum aslında. Belki de bu kadar çok albüm kapağı çekmemin sebebi hep bir taraftan müzikle olan insanlarla dirsek temasında ondan olabilir diye düşünüyorum. Çünkü şu anda kariyerimin bir kısmı, yani ünlü insanların hepsi ya müzikle ilgili ya oyuncu ya hepsini evet, birlikte. Hepsi ekran önünde. Ekran önünde eş zamanlı devam ediyorlar. Oradan bir şekilde kopamıyorsunuz ama ben kendim bunu icra ediyor muyum? Hayır, zaten çok güzel sesi olan insanlar var ve çok keyif alıyorum. Evet, harika gerçekten. Aslında gene de çok da uzak değilsiniz, evet, içindesiniz diyebiliriz. Peki profesyonel moda fotoğrafçılığında olmazsa olmaz unsurlar nelerdir desek? Geçen hafta çok sevgili bir arkadaşım, sevgili Murat Türkeli'nin bir dersi vardı. Orada da buna benzer şeyler konuştuk. Yani bakış açınızın farklı olması gerekiyor. Birisinin sizi tercih etmesi için tabii ki. Yani sizin çalıştığınız markaya, çünkü moda fotoğrafçılığı dergilerle beraber aslında markalarla eş zamanlı gidiyor. Yani siz bir çantanın fotoğrafını çekecekseniz bir modelle ya da bir işte elbisenin fotoğrafını çekecekseniz, sizi diğerlerinden ayıran özelliği aslında firma belirliyor. Firma seçiyor, kendi benim ürünümü bu fotoğrafçı güzel çıkartabilir mi? Ya da bana ne katabilir diye. İşte orada aslında çekimlerinizdeki fark yansıyor. Ama sonra tabii bu yeterli olmuyor. Yani işte kolay çalışılabilir bir kişi olmanız, pratik çözümler üretiyor olmanız, bütün dünyada var ama bizde bir tık daha fazla olarak bütçeleri ne kadar dengeleyip neye göre kullanıyor olabilmeniz gibi matematikler de var. Yani biz dergilere çalışırken çok daha özgürüz. Ama firmalarla çalıştığımız zaman bir yönetmen gibi düşünün. Yani nasıl bir sette yönetmen reklam filmi olsun, sinema filmi olsun, onun yöneten kişidir o. Bizde de fotoğrafçı her bir durumda. Her şeyle ilgileniyor. Her şeyle ilgileniyor yani. Bütün ekibin kurulması, hatta çoğu zaman prodüksiyon ayağında bile birebir kendi ekibi yapmasa da onun yönlendirilmesiyle ilgili olarak. Dolayısıyla bunların, yani o bakış açınızla beraber bunları da çözebiliyor olmanız lazım. Yani mesela bazen bana fotoğraflar geliyor, işte şunu çektim, bunu çektim ama şimdi bizim işimiz böyle bir iş değil. Yani siz bir fotoğrafı bir ayda da çekebilirsiniz. Ama bizim yaptığımız moda işinde onların deadline dediğimiz son yetişme nihai süreleri çok net bellidir. Yani müşteri o billboard'u satın alır veya o raketleri otobüslerin duraklarının önündekini satın alır ve o fotoğrafın o tarihte orada olması gerekir. Rötuşuyla her şeyle okeylenmiş bitmiş şekilde. Siz şimdi şapkadan tavşan da çıkarsanız, ya ben bugün kendimi iyi hissetmiyorum, ayın 15'ine teslim edemeyeceğim diyemezsiniz. Mümkün değil. Yani sanatsal yönünüzle birlikte müthiş bir disiplini ve profesyonelliği de barındırıyor olmanız lazım ki çalışabilen bir fotoğrafçı, moda fotoğrafçısı olabilir. Evet, harika. Gençler için çok güzel bir bence cevap oldu. Hakikaten gençler, bence bu cevabı bir kez daha siz geriye sarıp mutlaka dinleyin. Çünkü hakikaten hepsinin bir arada olduğu, evet, değil mi, olması gerektiğini söylüyorsunuz. Bu gerçekten çok özel bir durum. Sadece fotoğraf ve sonuca bakmıyoruz diyor Lara Hanım. Peki iyi bir fotoğraf, moda fotoğrafçısı olmak için hangi özellikler gerekiyor dediğimizde de aslında bunları, hepsinin olması gerektiğini, değil mi? Yani bu... Evet, şimdi şöyle bir şey var. Ben gençlerle tabii ki çalışmayı çok seviyorum. Çünkü yenileniyorsunuz. Ben de çok genç başladım ve bana da şanslar verildi. Ama ben hakikaten hep çalışkandım. Yani her zaman ben böyle şeydim. Yani inek öğrencilikleri, saati kurup sabah kalkıp ders çalışıp sınava gidenlerdendim yani. Disiplini diyelim biz ona. Hep disiplinliydim. Yani hep öyleydim. Disiplinli olmadığım zaman ben rotamı kaybediyorum. Yani o... kendi içinizdeki bir döngü. Fakat hakikaten şöyle bir durum var. Şimdi insanlar size iş teslim ediyor. İş teslim etmek demek bir yandan para teslim etmek demek. Çünkü bu işlerin bir bütçesi var. Ve bunlar hatır sayılır bütçeler. Ve buradan bir beklenti var. Şimdi moda fotoğrafçısı, reklam fotoğrafçısı, yani benim işim aynı zamanda da reklama giriyor. Ben bir içecek ürünü de bir ünlüyle çekebilirim. Yani aynı zamanda. Şimdi orada bir sürü etken var. O kişiyi doğru ışıkta güzel çekmeniz lazım. Hem ajansa hem müşteriyi mutlu etmeniz lazım. Ünlü biriyle çalışıyorsanız o ünlünün de güzel çıktığını bilmesi, evet, lazım. Onun da mutlu olması lazım. Bu arada sette yaşanabilecek küçük ufak aksaklıkları da o fotoğrafçının ve yönetmenin hala altına atıp yokmuş gibi davranıyor, evet, olması lazım. Kendi ekibiyle çözmesi gerekiyor. Demin söylediğim gibi bütün bu yetişme unsurları, işte rötuştu, şuydu, buydu, bunları çok organize
etmesi gerekiyor. Bir de bunların içinde de şapkadan tavşan çıkartıp orijinal bir şey de yapabilirseniz ne âlâ. Şimdi bunları kurgulamak için aslında biraz rahatsız bir tiplemeniz olması gerekiyor. Çünkü hakikaten dikkatli olmak bence özenli iş çıkartmak demek. Yani ben biraz obsesif dediğimiz takıntılı bir tipimdir. Yani hep takıntılı oldum. Bu yorucu bir şey kişinin kendisi evet, için. Sizin için zor bir çok şey. Çok yorucu. Benim için çok yorucu ama ekibim için de yorucu. Ama müşteriyi ve çalıştığımız insanları çok memnun ediyor. Onlar için harika bir durum. Onun için harika çünkü o şöyle düşünüyor. Yani Lara bunu mutlaka görür. Evet. Mesela ben kendi ekibimle veya eskiden benimle çalışmış olup şu an kendisi freelance dediğimiz özel çalışanlar da aynısını söylüyorlar. Yani mesela diyor ki ben bakıyorum diyor Rita'cığım başka bir iş yaparken. Lara Sarıdan olsa burada nereyi işaretlerdi? Nereyi görmezdi? Görürdü. Biz görmüyoruz. Bazen bir şey kaçırıyoruz. Diyorum ki ben ya ben görmedim, sen de görmedin. Biz bunu nasıl görmedik? Tabii ki müşteriye gitmeden önce düzeltmiş oluyoruz. Herkes çok takıntılı olmak durumunda değil ama benim hayatını okuduğum bütün yönetmenler de, bütün oyuncular da dediğim gibi biraz kafayı kırmanız lazım. Yani argo şekilde izah edeceksek böyle çok normal kişiliklerin yapabileceği işler değil bence bu. Yani bir aklınıza bir şey takılıyor, gece diyorsunuz ki ya şunun şurasını düzeltmeyi unuttuk, yaptık mı biz bunu? Yani... Ama biraz da sizin kişiliğinizle alakalı. Ben siz hangi işi yapsanız yani bu titizlikle yapardınız diye düşünüyorum Lara Hanım ya. Olabilir. Ben biraz öyleyim. Ama dediğim gibi benim eski patronum Tamer abi de öyledir. Yani daha geçen gün birkaç gün önce beraberdik. Çok tesadüf eseri. Mesela şimdi şey kelimesini sevmeyiz hiçbirimiz. Tamamlanması gerekir. Hele benim annem deli olur. Oyuncu olduğu için şeyin yerine o kelimeyi bul veya sıfatı fiili bul diye. Şöyle bir şey vardır aramızda. Yani 20 küsur sene oldu biz çalışalı. Şey der ben onu ne demek istediğini bulurum mesela. Aynen. O gün de aynısı oldu. Şimdi dedi ki şey ne oldu? Ya ben onu görmemişim. Kaç ay olmuş? Ekibinde değilim. Hemen ben tamlamayı yaptım. Sonra yanımızda başka bir arkadaşımız vardı. Dedim ki hala o diyor o diyor anlar bulur. Hala diyor bazıları bulamıyor. Bu bunun gibi bir şey. Evet harika müthiş tamamlayıcı. Ama işte onun da öyle hep kafa devam ediyor. Yani şu hiçbir zaman durmuyor. Devamlı bir kontrol. Ve bize biz asistanken şey derdi. Arkadaşlar takip. Allah'ım derdim ya bu ne kadar sinir bir cümle. Takip edin. Şimdi ben öyle oldum. Onu kontrol ettin mi? Kurye gitmiş mi? O bir transfer gitti mi? O oldu mu? Çünkü bir şey aksıyor ve karşı taraf sizin onu yolladığınızı düşünüyor mesela. Yani şimdi bizi şu anda izliyorlar. Burada bir sürü hazırlık var. Hepsinin kontrolünün tam olması lazım ki bu yayın kusursuz çıkabilsin. Evet. Yani. Gerçek çok güzel ama yani Lara Hanım hakikaten siz aslında olması gereken o disiplini fotoğrafçılık sanatçılığına kendi işinizde tam olarak yansıtmışsınız. Harika. Bence gençler duyun bunu ya. Çok çok güzel yani. Çünkü bazen diyorlar ki işte fotoğraf deyip geçiyoruz. İşte daha basit bir iş olduğunu sanıyorlar ama değil yani. Bütün işler böyle aslında. Evet. Bütün işlerde takip, bütün işlerde disiplin. Aslında bunu yakaladığınız zaman işte böyle başarıyı da yakalıyorsunuz Lara Hanım. Çok güzel. Gerçekten bence umarım gençlere güzel bir mesaj olmuştur. Peki her meslekte olduğu gibi bu işte de bir sürü zorluk olduğunu şu an zaten görüyoruz ama böyle biraz daha detaylandıracak olursak gençlere neler söylersiniz bununla ilgili? Yani bir kere şöyle bir sıkıntımız var zaman. Şimdi eskiden benim ilk başladığım yıllarda bilgisayar teknolojisi bu kadar hayatımıza hükmetmiyordu. Dolayısıyla daha fazla zamanımız vardı. Şimdi her şey bilgisayarda, sistemde. Müşteriler rötuş dediğimiz, İngilizcesi retouch dediğimiz işin çok hızlı olabileceğini düşünüyor. Çünkü bu da akıllı telefonlardan oldu. Şimdi herkes akıllı telefonlarda kendine bir filtre yapıyor. Bir iki bir şey yapıyor, düzeltiyor. Fakat biz çok yüksek çözünürlüklü kameralarla çalışıyoruz. Çünkü bunlar işte billboard oluyor, raket oluyor. Dergiye girdiği zaman yine aynı şekilde dört renk ayrımından geçiyor basılı dergide. Yani bir kalitesi olması gerekiyor. Tabii ki bir cep telefonu her ne kadar iddia etseler de öyle diye, öyle değil. Onun çözünürlüğüyle bu aynı olamaz. Evet. Dolayısıyla bu bir zaman. Yani bir siz bu fotoğrafları seçiyorsunuz, eliyorsunuz. Müşteriye gönderiyorsunuz. Seçim geliyor. Benim gibi kafası kırık bir fotoğrafçıysanız bütün rengini her şeyini yapıp yolluyorsunuz. O çalışılıyor, tekrar kontrol ediyorsunuz. Müşteri bakıyor bir şey var mı yok mu ya da çalıştığınız ünlü birisi diyor ki Lara'cığım şunun şurasında böyle yapabilir miyiz? Bütün bunların hepsinin olması lazım ve maalesef teslim etme sürelerimiz çok kısa. Yani hep şöyle dün çekmemiz lazımdı bu işi. Anlatabildim mi? Bu çok yorucu ve evet. Bu dediğim gibi teknoloji kaynaklı bir durum. Ben şu anda bunu
ortasında yakalayan birisiyim. Çünkü ben eski zamanda biliyorum. Şu andaki gençlerin için daha zor. Yani bir 10 sene sonra, 15 sene sonra nasıl olacak bilmiyorum. Evet, müthiş bir hızla Müthiş bir hız olacak. Ve bu arada aksaklık olabilir. Yani bilgisayarınızda bir arıza olabilir, başka bir durum olabilir. Oluyor yani bunlar hepsi insanlar için. Ne kadar makina kusursuz gibi olsa da oluyor. Bir kere o işin ciddi bir zorluğu. Çünkü yapılır canım. Masada hallolur. Bizim aramızda espridir bu. Masada toplar. Bazen kurguda da vardır. O çok bence şey oluyor. Çok gereğinden hızlı yapılmaya çalışılıyor. Gerçekten o zaman çok yorucu bir durum. Hele yoğun çalışıyorsanız, yani birkaç işiniz varsa fotoğrafçı olarak çok çok zor. Çünkü ben hiçbir zaman için o yaptığınız işi başkasının yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani her zaman siz onu kendiniz kontrol etmelisiniz. O sizin renginiz neyse. Çünkü o sizin gözünüz. Evet, onu bir başka gözle bir başka gözle olmaz. Bir ikincisi aslında en önemlisi bence maalesef insanlar tahammülsüz oldu. Hepimiz böyleyiz. Çünkü herkes bu yoğun tempoda yaşıyor ve çalışıyor. Bu çok yorucu oluyor. Biz mesela şehir dışında çekimlere gittiğimiz zaman çok daha güzel başlıyoruz sabaha. Çünkü herkes orada uyanıyor. Trafiksiz orada. Değil mi? Rahat. Biz zaten o oteldeyiz. Oradan kalkıyoruz. İşte maksimum 2 kilometre, 1 kilometre bir yere gidiyoruz. Veya 3 adım gidiyoruz, kumsaldayız neyse. Dolayısıyla herkes sakin. Burada herkes evinden çıkıyor, eşiyle bir şey oluyor, yolda birisiyle tartışıyor. Bir şey oluyor ya bu özellikle, evet, İstanbul mega kent. Özellikle İstanbul. Bizim işlerimiz de buralarda oluyor yani. Başka şehirlerde aynı oranda olmuyor. Bu ayrı bir şey. Herkesin birbirine tolerans göstermesi gerekiyor. Biraz empati, anlayış göstermesi gerekiyor. Bunlar zorluklar ve bence bunlar dediğim gibi teknolojiyle birlikte daha da artacak. Çünkü bir yere giriyorsunuz, işte mesaj olarak size alakasız başka bir işten bir mesaj geliyor. Evet. Gibi. Eskiden bu kadar çok telefonlar hayatımıza hükmetmiyordu. Her şey kolaydı. Bütün bunlardan arınıp bir de dediğim gibi ben dünyanın en yetenekli sanatçısıyım gibi bir iş çıkarmaya çalışmak çok kolay değil. Ama yapacak da bir şey yok. Yani zaman bu artık. Hani evet. Bunu yapamayacak bir karakterdeyseniz eğer bence bu işlere girmemek lazım. Evet, gerçekten çok disiplin gerekiyor ve çok özenli çalışmak gerekiyor. Yani bunlar yoracaksa, bu şunun gibi, şimdi ben çok spor yapıyorum. Pilates hocamın bir şeyi var, çalıştığı bir kişi var. Mesela adam beyin cerrahı, sürekli böyle çalışıyor. Şimdi adamın işi bu ve kilitleniyor ister istemez. Şimdi tabii ki biz atomu parçalamıyoruz veya birinin hayatını kurtarmıyoruz. Bu kadar da değil yaptığımız iş. Ama bizden de beklenenler var ve yapmamız gerekenler var. O sihirli dünyada herkes zannediyor ki ya bunların hayatı hep böyle bal börek kaymak geçiyor. Ama değil, işte bir sanatçıyla çalışıyorsunuz. O gün sete morali bozuk geliyor. Hiç istemediği bir haber çıkmış oluyor onunla ilgili bir yerde mesela. O özel hayatı var. Ama o çekimi de yapması lazım. O çekimi biz yapacağız o gün. O zaman bütün sete yansıyor. Yansımaması için sizin onu anlayıp ya aman bu da ne kaprisi yapıyor dersek olmaz. Evet. Çünkü seçtiğimiz iş bu. Hani taksi şoförlerine diyor ya herkes bu işi seçtin bana kızamazsın. Bizimki de öyle esasında. Bence gençler bu işin, evet bu iş ışıltılı bir dünya ama o ışıltılı dünyanın arkasında olabilecekleri bilip ona göre girmeleri lazım. Çünkü evet para insanlara tatlı geliyor ama bu paranın da bir karşılığı var. Evet. Size teslim edilen bütçelerde insanların sizden beklentileri var. Ve dediğim gibi o hemen çok acil ve en mükemmel şekilde olması gerekiyor. Zorunda. O zaman buna hakikaten bu yola girecekseniz gençler bu zorlukları göze alarak aslında başlamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki o zaman gelin çekimler sırasında kurgu yaparken ilhamınızı nereden alıyorsunuz? Yani çok çok çeşitli şeyler olabiliyor. Ben stüdyoda çalışmayı sevdiğim kadar dış mekanda çalışmayı da çok seviyorum. Özellikle açık alan seviyorum. Tabii ki açık alanda da yine şartlarla ilgili zorluklar olabiliyor. Bazen istemediğiniz kadar güneş, bazen biz hep ters mevsim çalışırız. Yazın kış, kışın yaz çekeriz genelde. Hep öyle olur. Çok sıcakta, çok kışlı kıyafetler çektiğiniz zaman olabilir. Tam tersi olabilir. Kış olur, yağmur yağar. O güne yağmur vermiyordur. Siz manyo çekeceksinizdir falan gibi şeyler olabilir. Ben filmlerden çok etkileniyorum. Ya da okuduğum bir şeylerden ve onları canlandırmaktan. Zaten böyle hep bir kendime göre bir hayal dünyam vardır. Yani çok hayal kurmayı çok severim ve
Orada hayal ederim kendimi ve işlerimi de. Bunların hepsinden çok etkileniyorum. Bir de biz bir mood board dediğimiz bir çekim ruh hali ve çekimin nasıl olacağına dair bir çalışma gerçekleştiriyoruz çekimden önce. Orada zaten bir sürü ilham iç içe geçmiş oluyor. Bazen bir tasarımcıyla çalıştığınızda mesela onun çok büyük hayalleri oluyor. O bir film izlemiş oluyor veya bir sergiye gitmiş oluyor, çok etkileniyor. Ben tabii sergi çok seviyorum. Mümkün olduğu kadar sık yurt dışına gitmeyi istiyorum. Burada da Allah'tan çok fazla sergi var şu anda. Çünkü İstanbul'da çok iyi. Çünkü sanatçıların inanılmaz bir hayal dünyası var. İstediğiniz kadar esinlenebilirsiniz oradan. Bütün bunlar etken. Harika. Peki o zaman gençlere bunu da söyleyelim. İstanbul'da çok güzel sergiler oluyor. Evet. Mutlaka dolaşsınlar, gezsinler. Kesinlikle. Değil mi aslında bu noktada? Ve bol bol da film izleyerek aslında kendilerini de bu noktada geliştirebilirler belki. Yani ben mesela fantastik karakter çok seviyorum. Çok isterdim öyle bir alanda çalışabilmeyi. Ama fantastik derken böyle daha çok Star Wars anlamında değil de daha dönemsel fantastik karakterleri çok seviyorum. İşte Vikingler zaten saçımdan da belli olduğu üzere. Evet. Bütün bu dönemsel hikayelerin biraz fantastikle birleşme haline çok hayranım. Kostüm tasarımı, oradaki bütün dekor. Yani çok isterdim öyle bir sette olmayı ve yönetebilmeyi. Çok çok isterdim. Onlardan çok etkileniyorum. Ve bazen özellikle tasarımcıların, şimdi firmaların tabii ki daha günlük kıyafetler sattığı için o kadar değil. Ama bazı çalıştığım abiye müşterilerim veya işte tasarımcı arkadaşlarımın çok böyle bambaşka kıyafetleri olabiliyor. Orada ben hemen onlardan etkileniyorum. Yani şuradan diyorum işte Rings of Power gelse veya buradan işte Khaleesi gelse ejderhasıyla falan. Çok seviyorum o şeyi. Beni tanıyanlar da bilir yani hemen öyle bir ruh haline geldiğimi. Ama bizim işim de bir taraftan eğlencesi bu. Yani buralara da girmezseniz o zaman dediğimiz kadar disiplinli olduğunda da o zaman evet, çok sıkıcı olur o dünya. Doğru. Ve yaratamazsınız bir şey. Yani hakikaten kafanızın bir tarafında başka bir siz olmalısınız bence orada çalışan. Küçük bir çocuk yani orada başka bir yerde kafasını çalıştı ki bu işleri yapabilin. Onu hep dinamik tutmak lazım. Evet, yoksa çok motomot olur yani hiçbir heyecanı olmaz. Diyorum ya kafanızın bir tarafı kırık olmalı diye. O yüzden aslında baktığımızda, değil mi? Peki şimdi özellikle moda fotoğrafçılığı dedik ama sizin aslında şu an farklı çektiğiniz fotoğraflar da var. Evet. Biraz ondan da konuşalım istiyorum. Sanat fotoğrafçılığına da başladınız aslında. Evet, genel kameradan verebilir miyiz arkadaşlar? Biraz sanat fotoğraflarını da gösterelim aslında. Buraya ilginiz nasıl gidecek, bu alana yöneliyor musunuz? Ya şöyle oldu, ben şimdi bu bir serüven, yani bir işe başlıyorsunuz ve bunun da evrilmesi gerekiyor aslında her işte olduğu gibi. Ve ben ufak yaşta başladım, yani şöyle 15-16 yaşında başlamadım tabii ki ama yani 20'li yaşlar dediğim gibi bence küçük bir yaş esasında kendinizi keşfetmek anlamında. Gerçekten küçük bir yaş. Gerçekten ya. Küçük bir yaş, evet. Yani çok fazla ülke gezmemişsiniz, çok fazla hayatla ilgili bir bilginiz yok, kendinizi daha tanımamışsınız ve yapacağınız işi tanımlamak durumundasınız. Ben bunu esasında çok ağır buluyorum. Ben şanslıydım, ailem bana bir takım imkanlar sundu. İşte opera dedim, o dersleri aldım, okula girdim, sonra İngiltere dedim, İngiltere'ye gidebildim. Fakat sonrasında mesela bana şimdi 5 sene önce söyleseydiniz, Lara sen böyle dağ taş tepe çekecek misin falan, yani hadi canım falan derdim. Başka şeylerden etkilenmeye başlıyorsunuz yani ve bence böyle olmalı. Diğer türlü insan hiç gelişemez. Kendini başka bir şekle eviremez. Yani hep evrilmeliyiz diye düşünüyorum ve bunun bir bitiş noktası olmamalı. Özellikle sanatçı için. Ben çok çok gençken ilk İngiltere'ye gittiğimde Don McCullough'ın bir sergisine gitmiştim. O meşhur işte askerin düşüp Vietnam Savaşı'nda, Vietnam Amerika Savaşı'nda işte eşinin fotoğrafının çıktığı sahne vardır, siyah beyaz Magnum fotoğrafçısı. Adam o kadar çok savaş fotoğrafı çekmiş ki sonuna doğru artık inekler, gökyüzü, çünkü artık yani psikolojisi bozulmuş. Dedim ki insan nereden nereye gelebiliyor? Onu gördüğümde ben herhalde 19-20 yaşında filandım. Şimdi ben de bu ışıklı dünyanın içinde çok sevmeme rağmen biraz yoruldum sanırım. Yani bu sene bunu ben Ağrı'da keşfettim. Beynu Gerede ile bir kadın gözüyle Ağrı diye bir proje kapsamında kadın fotoğrafçılar Ağrı'ya gittik. Ağrı'yı herkes kendi gözünden fotoğrafladı. İşte İshak Paşa Sarayı'nda bir sergi olacak sonrasında. Bir belgeseli çekildi bu işin.
Ve ben orada böyle hiç insanlarla falan alakam yok. Yani ben devamlı böyle dağa taşa gidiyorum. Tabii çok inanılmaz volkanik patlamalar sonrasında ortaya çıkan görüntüler var. Muazzam taşlar, kayalar inanılmaz. Ve onların o siyah beyazdaki etkisi inanılmaz. Ben bir de o demin dediğim gibi size bu fantastik karakterleri ve dünyayı çok sevdiğim için yani böyle sürekli şeyim. Burada şimdi Vikingler savaşacak. Birazdan buraya atlı adamlar gelecek. O böyle o at seslerini falan duyuyorum kafamda. İşte bu zaten ejderhaya benziyor. Yani hep böyle bir dünyada yaşadığım için beynimin bir tarafında. Ama bunların bir kısmına inanırsanız zaten bu insanlar oralara gelmiş bir dönem. Yani Evet, bizden önce oralar evet aslında yani kadim topraklar. kadim topraklar ve bizden önce oralarda Evet. yaşanmış. Yani birileri Vikingler sonuçta yaşamış. Evet biz bazı şeyleri belki daha şamanizmde fantastik olarak algılıyoruz, filmlerde görüyoruz ama bunlar gemileriyle birçok yere gelmiş. Diyorum ki buradan şimdi kim bilir o mu çıktı, öteki mi çıktı, burada nasıl bir savaş oldu, kim kime aşkını anlattı, kim burada intiharı düşündü, bir sürü şey düşünüyorum. Ve bu beni çok etkiliyor ve dinlendiriyor aynı zamanda. Bir de şöyle bir şey var, biz doğaya hiç ilgi göstermiyoruz. Yani varoluş sebebimiz doğa sayesinde bu dünyadayız ve nefes alıyoruz ve sanki sonsuza kadar burada olacakmış gibi yaşıyoruz. Yani hiçbir saygı duymuyoruz, kirletiyoruz, hor görüyoruz. Sonuna kadar kullanıyoruz. Biraz da böyle bir hissiyatım Evet. var diyeyim. Şimdilik böyle daha siyah beyaz ve daha doğa fotoğraflarıyla gidiyoruz. Vision Art Platform diye bir galeriyle çalışıyorum. Bu sene hem Contemporary'de hem Artfix Akaretler'de karma sergilere katıldım ve insanlar da şaşırıyorlar. Aa, bu Lara Salgan, bildiğimiz Lara Salgan mı? Bu kadının böyle bir renkli dünyası varken nasıl bu hale geldi diye. Hatta bu sene sevgili Nurgül Yeşilçay Artfix Akaretler'e geldi. Bizim de bir gün önce kapağımız çıktı onunla. Çok böyle feminen, çok seksi, çok güzel gözüküyor falan. Ondan sonra video yapıyor, diyor ki kadın artık bizden nasıl sıkıldıysa kendini dağ taşa vermiş. Yok dedim, estağfurullah, sıkılmadım. Çok seviyorum yaptığım işi. Ama böyle de bir Lara yönü var işin ve o da Evet. bana çok heyecan veriyor. Sonrasındaki projeler tabii ki kendi kendine şekillenecek. Kadına karşı şiddetle ilgili bir projem olacak. Orada bu kadar dağ taş görmeyeceksiniz. Daha Evet. farklı bir şey olacak altında. Ama şu an hayatımın bir tarafında eş zamanlı olarak çok heyecanlanıyorum. Yani çok Evet. mutlu oluyorum. Sonraki süreç için aslında demek ki ufak ufak tüyoları alıyoruz aslında böyle sergilerde de böyle fotoğraflarınızı göreceğiz herhalde bundan sonrasında. Evet, çok istiyorum. Hem yurt içi hem yurt dışı çok büyük hayal kuruyorum. Ve çok şanslıyım yanında da böyle bir galeri beni desteklediği için. Çünkü ben yoğun çalışan bir fotoğrafçıyım. Yoğun çalışan bir kişiyim. Dolayısıyla bir galerinin beni dürtmesi gerekiyor. Yani işte şimdi bunu yapacağız, buna iş yetiştirmen lazım, bunu yapman lazım. Çünkü diğer tarafta benim her gün bir çekimim ve her gün bir olacak projenin çalışması var. Evet. Kafamın bir tarafında hep o var. İşte bir proje geliyor, şu ikili çekilecek, bunu hayal et. Nerede yaparız, nasıl yaparız? Hemen yapılması lazım. İşte bir başkası diyor ki Lara bunu çekeceğiz. Öteki diyor ki Mart'ta Paris'e gideceğiz. Ben zaten hep oradayım. Bir galeri eğer beni yönlendirmezse ya da bir kişi beni itmezse o projelerim hep böyle fantastik Evet karakter evet siz diğer olarak taraftan çıkamayacaksınız kalacak. gerçekten. O yüzden çok mutluyum böyle bir oluşumun içinde Harika. O olmaktan. zaman bunun da haberini buradan vermiş olduk. Sizler de artık Lara Saygüner'in doğa fotoğraflarını da görebileceksiniz galerilerde. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten Ben teşekkür katıldığınız için. ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Umarız gençlerimiz de keyif almıştır bu sohbetten. Değerli izleyenlerimiz, bugünlük sanatla programının sonuna geldik. Bugün o zaman izninizle kapatıyorum programı. Tabii ki. Değerli izleyenlerimiz, sanatla programının sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.